Evet sevgili izleyiciler, bir ara verdik. 1700 bina yıkılmış. 4700 de yıkılmaya yakın. İlçenin tamamı yıkılmış neredeyse. Evet. Yani bir ilçede, Nurdağ ilçesinde kaç konut vardır? Yani herhalde bundan biraz daha fazla. Şimdi bu Ökkeş Kavak örneği tipik. Yani bir prototipi diye değerlendirilebilir bu olayın. Her ilçenin ya da her ilin bu türden belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, işte müteahhitleri var. Şimdi Sırrı Süreyya Önder'in dediği gibi galiba en büyük terör örgütü bu. En kararlı terör örgütü de o. Bütün imar komisyonlarında tek tartışmanın olmadığı alan komisyonlarda imar komisyonları diyor. Galiba öyle. Karşılıklı birbirinin işte kaçak inşaatlarını aklayan ve onaylayan bir sistem, bir ayıplı bir sistem kurulmuş. Çok açık. Evet. Şimdi Tele1'in aldığı cezalardan biri tam da bu işte. Yani plansız yapılaşma, imar barışı ve imar aflarına biz işaret ettiğimiz için 5 program durdurmak cezası verdiler. Şimdi biz itiraz edeceğiz. Daha bir yargı süreci var ama durum şu, RTÜK'ün yaklaşımı şu. 70 yılda genel olarak merkez sağ iktidarları altındaki Türkiye'nin 100'den fazla imar affı, ki daha sonra af kavramını değiştirdiler, imar barışı demeye başladılar. Yani af herhalde çok tartışıldı diye. İmar affı ya da imar barışı. Sonuç olarak ayıplı binaları, sorunlu binaları, bilimsel standartlara göre yapılmamış binaları, güvensiz olmayan, yani güvenli olmayan binaları, güvensiz binaları kapsar. Öyle affedersiniz. Afsa böyle bir aftır. Barışsa böyle bir barıştır. Şimdi ben bugün neler yapıyorlar diye uzunca süre A Haber izledim. A Haber bir klip hazırlamış. Recep Tayyip Erdoğan imar barışı ile ilgili nerede hangi konuşmayı yapmışsa 2008'den itibaren almışlar, 2007-2008 günümüze kadar getirmişler. Ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ya da daha önce Başbakanı, AKP Genel Başkanı, insanların binalarının depreme dayanıklı hale getirilmesi için o kadar büyük bir çaba sarf etmiş ki, fakat yani bu nankör millet bunu anlamamış. Yani ve binalarını yine çürük yapmaya devam etmişler. Bilimsel standartlara göre yapmamaya devam etmişler vesaire. Şimdi tablo bu değil. Yıkılan kentlere bakın. Bu üç kentin üçüne de Recep Tayyip Erdoğan imar barışı müjdesi verdi mi vermedi mi? Biz bunları yayınladık. Bize verilen cezanın sebebi aslında o. Biz bunları bakın. Maraş'ta, Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te ve Hatay'da. Adıyaman'da? Adıyaman'da. Sayı verdi ya. 2005 yurttaşımız dedi. 150 bin dedi bir ilde. Bir ilde de 142 bin kişi dedi. Ya bunları üst üste koyduğunuz zaman 500 bin eder. Bu 500 bin konutsa eğer bir felaket. Kişi ise, ki kişi olduğunu zannetmiyorum. Yani bu aşağı yukarı eğer 500 bin civarında bir sayıya ulaşıyor. Bunu 4 ile çarptığınız zaman siz 2 milyon, 3 milyon insanı kapsayan konutlardan söz ediyorsunuz. Şimdi ortada yıllardır 1950'lerden itibaren Türkiye'yi yöneten bir anlayışın, bir zihniyetin, yani aklı ve bilimi bir yana bırakan, inanç merkezli bir bilgi anlayışına esas olan bir zihniyetin, planlamayı reddeden bir siyasal anlayışın yarattığı bir tablo var. Biz bunu söylediğimiz için bize 5 program durdurma cezası ve %5 para cezası uyguladılar. Bir başka hikaye yazmaya çalışıyorlar. Bu ülkenin sicilini değiştirmeye, bu ülkenin tarihini değiştirmeye ve yeni bir tarih yapmaya çalışıyorlar. Fakat bunu yapmaya güçleri, görgüleri, bilgileri, müktesebatları, insan kaynakları yetmiyor. O sicil çok kirli çünkü. Şu anda biraz önce belirttin, dünyadaki en büyük 10 deprem arasında. Evet. 10 deprem felaketi arasında. Biz daha kayıp sayımızı, ölü sayımızı bilmiyoruz. Çocuklar kayıp ya. Çocuklar kayıp. Kayıp çocuklar. Bu çocukların tarikatlere teslim edildiği söyleniyor. Ve büyük ihtimalle de böyle. Çünkü bu tarikatler bir yandan da kamu yararına dernek statüsü kazanıyorlar. Evet. Bunların dernekleri. Bunlar vergiden muaf hale getiriliyor. İşte KDV ödemeden ya da vergi ödemeden ithalat yapma hakları ve bağış toplama hakları bunlara önsel olarak iktidar tarafından veriliyor. Şimdi böyle bir düzen kurdular. Bu bir zulüm düzeni. Kaç kişinin öldüğünü ancak tahmin edebiliyoruz. Şu anda hala tahmin edebiliyoruz. Bu mevcut verilen, kimliği tespit edilen kayıp sayısının 3 katı olduğuna dair bir yaklaşım var. Bilmiyoruz. Böyle midir değil mi? Bilmiyoruz. Ama ben Türkiye'de ölü sayımızı, kaç yurttaşımızı yitirdiğimizi bilmek istiyorum. Merdan Bey, yıkılan hakkımız. Bina sayısı çok ürkütücü bir kere.
Ve yani yıkılan, birebir yıkılan bina sayısı. Sahadan gelen muhabir arkadaşlarımız, kameraman arkadaşlarımız var, şoför arkadaşlarımız var. Onlar sokaklarda artık yürüyemediklerini, dolaşamadıklarını söylediler. Umutcan bizim çok iyi bir kameramanımızdır, deneyimlidir. Abi dedi, ben arabadan çıkamadım. Çıkamadım, midem kaldırmadı. Kusacağım dedi. Çıkamadım arabadan. Kokudan. Kokudan çıkamadım. Yani orada cesetler var. Orada yurttaşlarımız var ve onun üzeri dozerle, bir buldozerle onun üzeri kapatılmaya çalışılıyor. Şimdi bu büyük bir felaket, bu büyük bir başarısızlık. Bu başarısızlığı yeni bir inşaat müjdesiyle, yeni bir konut müjdesiyle, TOKİ üzerinden bunun üzerini kapatmaya, insanlara konut vaadiyle bu tepkiyi yumuşatmaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Ben Türkiye'nin buna izin vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Depremin Türkiye'de siyaseti yeniden düzenleyeceğini, Türkiye'deki temel siyaset taşlarını yerinden oynattığını, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, eğer bunun üzere örtülürse burada muhalefetin ve bizim çok büyük bir kabahatimizin olacağını düşünüyorum. Hmm. Tele1'i bu yüzden kapatmak istiyorlar. Bağımsız medyayı bu yüzden kapatmak istiyorlar. Güçleri yetmedi. Barış arkadaşın söylediği doğru. Niyetleri kapatmak lisans iptaliydi. Ama bunu göz alamadılar. Tele1'in toplumda bıraktığı etki, izleyicilerinin sadakati, bizim yapacağımız bir çağrının sonuçlarını kestiremediler. Bunu göze alamadılar, cesaret edemediler. Nedeni şu, ben bütün iktidar aygıtlarını, bütün şiddet aygıtlarını elinde tutmasına rağmen AKP iktidarının son derece güçsüz olduğunu, ülkeyi yönetme yeteneğini yitirdiğini düşünüyorum. Biraz önce soruna bir yanıttır bu. O belediye başkanının ve AKP'li müteahhitlerinin tutuklanma nedenleri arasında bu da vardır. Yani devlet ve devlet aygıtı üzerinde, bürokrasi üzerindeki kontrolünü AKP yitirmeye başladı. Bu nedenle ben 14 Mayıs'ta seçim yapacaklarını, Yüksek Seçim Kurulu ile anlaştıklarını düşünüyorum. Bu yönde gelen bilgiler de var, somut bilgiler var. Nitekim İbrahim Kalın ve diğerleri bunu doğruladı. Bir de Hande Fırat ağzından kaçırdı, sonra düzeltti. Merdan Bey, ona geleceğiz. Evet. Bir sonraki turda geleceğiz. Tam da seçim bu nedenle Türkiye'de AKP'li müteahhitler tutuklandığı gibi şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer bu depremin üzerine örterlerse bu bizim ayıbımız olacak. Evet. Aydınlar olarak, entelektüeller olarak, gazeteciler olarak, kanaat önderleri olarak ne derseniz deyin. Ama esas olarak Türkiye'deki muhalefeti temsil eden siyasi partilerin büyük kabahati olacaktır. Buna izin verilmemelidir. Kuşatıcı bir muhalefet, demokratik bir muhalefet geliştirilmeli ve Türkiye olabildiği kadar adil ve demokratik bir seçime doğru götürülmelidir. AKP'ye bir daha manevra yapma imkanı tanınmamalıdır. Çünkü o manevranın anlamı şudur. Ölülerimizin üzerine örtecekler, betonla örtecekler. Onları betona gömecekler. Çünkü öyle aileler var ki onları soracak, takip edecek kimse kalmamış. Doğru. Ailenin tamamı yok olmuş. Yakınları yok olmuş. Annesini babasını kaybetmiş çocuklar. Şimdi durmadan cep telefonumuza veyahut işte izleyici hattımıza çocuk fotoğrafları geliyor. Yani çıkmış ve kayıp, bunlar kayıp. Ve arıyorsunuz, iki tane telefon numarası verilmiş, telefon numaraları cevap vermiyor. Yani arıyorsunuz çocuğun adı nedir diye soracaksınız. Yani işte haber yapacağız, belki duyulur, belki bir duyan ve tanıyan olabilir diye. Telefonlar cevap vermiyor. Şimdi böyle bir tablo var, buna izin vermemek gerekiyor. Eğer deprem ki Özlem biraz önce belirtti, yani ben de bir iki makaleye baktım. Bunlardan bir tanesi şu, Financial Times önemli bir gazetedir ve dünya finans çevrelerinin gazetesidir. Wall Street Journal gibi önem taşır. Yani dünyadaki karar vericilerin okuduğu batıda gazetelerden biridir. Depremin AKP iktidarının, Erdoğan'ın kaybetmesine yol açacak en önemli etkenlerden biri olduğunu söylüyor ki bence de bu doğru. Eğer buradan çıkarsa, yani bir manevrayla çıkmayı başarırsa bu Türkiye'ye yazık olur diye düşünüyorum ama bunu yapamayacak diye inanıyorum, inanmak istiyorum. Evet. Barış, senle evet. Devam edelim. Şimdi burada topluma da çok görev düşüyor. Dün bir internet sitesinde bir haber vardı. İşte bu imar barışının devamı ile ilgili 2018 yılında bir yasa geçiyor, torba yasa. Şimdi o kadar kurnaz diyeyim, başka bir şey diyeceğim de RTÜK izlediği için kurnaz diyeyim. Öyle bir form